Merhaba arkadaşlar. Bugün burada sizlere hidrodinamik radyal kaymalı yatak deliğini anlatacağız. İçinde bulunduğumuz süreç gereği bunun videosunu çekeceğiz. Sonrasında siz bizim yapmış olduğumuz deneylere göre raporlarınızı hazırlayacaksınız. Kısaca zaten teorini anlattığımız deneyimizi kısaca burada cihazını ve yine yapılış mantığından bahsederek devamında hemen hızlıca deneylerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle baktığımız zaman burada görmüş olduğumuz bir adet hidrodinamik radyal kaymalı yatak deneyi var. Nedir? Bunun arka tarafta bir motoru var. Ön tarafta da bir mil ve bu mil taşıyan yatak düzeneğimiz var. Burada normal klasik makine elemanları kitaplarında anlatılanın tersine normalde bu yatağın alt yarısı taşıyıcı, üst yarısı ise yağlama görevi görürken bizim bu yatak düzeneğinde tam tersi durum söz konusu olup üst yatak yarısı taşıyıcı görevi görüp alt yatak yarısı ise yağlamanın sürekliliğini sağlayan kapalı sistem oluşturmak amacıyla bulunmaktadır. Bununla beraber yine yatak düzeneğimizin boş ağırlığı 400 gram olarak bulunmaktadır. Yine baktığımız zaman yatak düzeneğimizin üzerinde basınç dağılımının mil ekseni boyunca ne şekilde dağılım gösterdiğini, ne şekilde bulunduğunu tespit etmek amacıyla 5 tane nokta belirlenmiştir. Şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane nokta aynı zamanda burada da nedir? 1, 2, 3, 4, 5 olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Yani bizim ilk 5 noktamız mil ekseni boyunca basınç dağılımının ne şekilde dağıldığını gösterirken devam ettiğimizde de yine 6'dan başlayarak 16'ya kadar giden diğer 11 tane noktadan da yine biz basınç ölçümü yapıyoruz. Bu 11 noktamız da bizim yatağımızın çevresi boyunca basınç dağılımının ne şekilde olduğunu gözlemlememizi sağlıyor. Burada baktığımız zaman bu her bir noktada biz ne yapıyoruz? Basınç ölçümü yapıyoruz. Burada bazı arkadaşlarımızın ne oluyor? Kafası karışıyor. Bunu hidrostatik yağlamalı yataklarla karıştırıyor. Sanki biz buradan düzenli olarak motorla yağlama yapıyormuşuz da yatağın yağlamasını sağlıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Değil arkadaşlar. Bu yatak sistemi hidrodinamik radyal kaymalı yatak. Buradaki noktalar ise, bu yağ hortumları ise bizim tamamen bu noktalardan ölçüm almamızı sağlayan, yani burada görmüş olduğunuz barometre mantığıyla, U borusu mantığıyla çalışan düzenekte yağ yüksekliğinden basınç ölçmemizi sağlamak için ölçüm noktalarını ifade etmektedir. Yani biz bu noktalardan sistemin içine yağ pompalaması ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Biz sadece bu noktaları, görmüş olduğunuz bu noktaları basınç ölçümü için gerçekleştiriyoruz. Yine son kez tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk 5 noktamız 1, 2, 3, 4, 5 olarak burada U borusunda gördüğünüz 5 nokta. Cihaz üstünde de 1, 2, 3, 4, 5 olarak tekabül etmektedir. Bunlar mil ekseni boyunca basıncımızın ne şekilde dağıldığını bize gösterirken 6'dan başlayarak yani 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diye ilerleyen yani şuradan baktığımız zaman 6, 7, 8 diye başlayıp 16'ya kadar giden noktalarda bizde nedir? Çevresi boyunca, yatak çevresi boyunca basınç dağılımının ne şekilde olduğunu göstermektedir. Peki biz bu deneyimizde ne deneyi yapacağız arkadaşlar? Ne deneyi gerçekleştireceğiz? Biz bu deneyimizde İki farklı yük ve iki farklı hız uygulayarak yatağımıza yük değişiminin ve hız değişiminin yatak üzerine gelen basıncı ne şekilde değiştirdiğini tespit edeceğiz. Bu şekilde de nedir? Kullanacak olduğumuz yatağımızın malzeme seçiminde ya da tasarlamasını yaparken de buradaki basınç değişimlerini göz önüne alarak ona göre planlamamızı, tasarımımızı gerçekleştirmiş olacağız diyoruz. Yine deneyimize başlamadan önce son kez bahsedecek olursak eğer arkadaşlar, hidrodinamik radyal kaymalı yatakların mantığı neydi? Bu yatak düzeneklerinde öncelikli olarak hali hazırda sistemin içinde zaten bir yağ bulunur.
Mil ekseniyle yatak ekseni birbirinden hafif bir şekilde kayık olarak bulunur. Bunun sebebi de nedir? Milin üstüne gelen yükü yatağa aktarabilsin diye. Yani eğer mil ekseniyle yatak ekseni birbirleriyle çakışık olurlarsa mil o yağ içinde olduğu gibi patinaj hareketi yapar ve üzerine gelen yükü yatağa aktaramaz. Bizim yataktan zaten temel görevi olan, istediğimiz görevi olan taşıma görevinde ne yapamaz? Yerine getiremez arkadaşlar. Daha sonrasında nedir? Biz buradan motordan hareket verdikten sonra milimiz dönmeye başladıkça bunu makine elemanları dersinden de hatırlayacağınız üzere dönme yönünün tersi yönde bizim milimiz yatak içerisinde önce hafif bir tırmanma hareketi sergiler. Devamında ise nedir? Döndüğü yöne doğru dayanarak üstüne gelen yükü yatağımıza aktarmış olur arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında baktığımızda zaten şöyle bir öngörüye sahip olmamız gerekir. Biz bu deneyimizi gerçekleştirdiğimizde en yüksek basınç bölgesi nerede olacaktır arkadaşlar? Alt yarıda mı yoksa üst yarıda mı diye bakacak olursak eğer bu kesinlikle nerede olacaktır? Üst yarıda olacaktır. Neden üst yarıda olacaktır? Çünkü biz ne dedik? Bizim yatağımızın üst yarısı taşıyıcı görevi. Yani üstüne gelen yükü taşıyan, yükü hisseden yarı yatağımızın üst yarısıdır diyoruz. Bu bir. İkincisi yine dönme yönümüze bakacak olursak eğer, burada saat ibreleri yönünde döneceğimizi düşünürsek eğer, bizim en yüksek basıncımızı o zaman şu üst yarını sol köşesindeki noktalardan birinde gelmesini deneylerimiz başlamada öngörüyor olacağız arkadaşlar. Eğer tam tersi yönde dönüyor olursak da, yani saat ibreleri yönünün tersine dönüyor olursak da, o zaman da ne yapacağız? Yine yatak üst yarısını bu sefer de sağ tarafında kalan bölgedeki şu noktalardan birisinde en yüksek basıncın olmasını bekliyor olacağız diyoruz. Bunun haricinde eksik bir şeyimiz var mı Okan Hocam senin eklemeni istediğin? Başlayabiliriz deneye. Evet arkadaşlar, o zaman son bir hatırlatma daha yapayım. Yine arkadaşlar üstüne basarak söylüyorum, bunu lütfen unutmayınız. Makine elemanları kitabınıza bakarsanız eğer orada taşıyıcı yarının yatağın alt yarısı olduğunu görürsünüz. Bizim deneyimizde ise taşıyıcı yarı üst yarıdır. Lütfen daha sonrasında sınavlarda karşınıza çıktığında bunun ikilemine düşmeyin. Makine elemanları sınavında da size aksi belirtilmediği sürece alt yarı taşıyıcı, üst yarı yağlayıcıymış gibi size yöneltilen soruları çözün. Bizim laboratuvar dersinin sınavında da lütfen üst yarı taşıyıcı, alt yarı yağlayıcıymış şeklinde lütfen sorularınızı cevaplandırın diyorum. Ben buradan itibaren deneyi Okan Hocama devredeceğim. Sizinle 4 adet deney gerçekleştirecek. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Alperen Hocam'ın bahsettiği gibi hidrodinamik radyal kaynama yatak deneyi yapacağız. Deneyin başlangıcında Alperen Hocam'ın da bahsettiği gibi deneyin amacı aslında milin farklı hızlarda dönüşünün yatak üzerindeki basıncı etkisi ve yatak üzerine farklı yükler bağlanarak yine bu farklı yüklemenin yatak üzerindeki basıncı etkisini inceleyebilmek. Dolayısıyla biz totalde 4 deneyi gerçekleştireceğiz. Nedir peki bu deney parametrelerimiz? Yatağımıza ilk olarak herhangi bir ekstra yük takmadan deneyimizi gerçekleştireceğiz. Yalnız bu demek değildir ki yatakta herhangi bir yük yok. Yatağın kendi ağırlığı var. O da 650 gram. Dolayısıyla onu ihmal edemiyoruz. Şuradaki butondan milin dönüş hızı değiştirilebiliyor. İki farklı devir hızında çalışacağız. 500 devir bölü dakika ve 1000 devir bölü dakika olmak üzere. Bir de yükü değiştireceğiz demiştik. Yüklerimiz yatağa ekstra olarak geliyor. Ufak ağırlıklarımız var, şöyle her biri 100 gram olan. Şöyle arkadaşlar, 4 tane 100 gramlık ağırlığımız var. Bu 4'ünü yatağın şu alt kısmında bulunan aparatlara takarak yükün yatak üzerindeki basınç dağılımının üzerine etkisini inceleyeceğiz. Peki basıncı nasıl tayin edeceğiz arkadaşlar? Arka tarafta cihazın bir manometre düzeneği var. 16 farklı noktadan basınç ölçümü yapıyor demiştik.
Teste başladıktan sonra bir müddet cihazımızı çalıştıracağız ve buradaki yağ seviyelerinin değiştiğini gözlemleyeceğiz. Bir müddet bekledikten sonra burada gördüğümüz yükseklik seviyelerini ben size söyleyeceğim ve not edeceksiniz. Milimetre cinsinden buradaki yükseklik seviyeleri. Onun akabinde de hepimizin bildiği basınç formülü olan P eşittir ρgh formülüne koyarak H dediğimiz buradaki yükseklik farkı, o formüle yükseklik farkını koyuyorsunuz. Orada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Referans yüksekliğimiz, yani sistem çalışmıyorken olan yüksekliğimiz 800 mm olarak alınacak. Daha sonra ben size yükseklik seviyelerini söyleyeceğim. O her bir yükseklik seviyesinden H0 yüksekliğimizi çıkararak siz yükseklik farkını hesaplayacaksınız. Dolayısıyla sistemin duran halde ve çalışıyor olan haldeki basınç değişimini hesaplamış olacaksınız. Formüldeki ρ değerimiz yağın yoğunluğu 785 kilogram bölü metreküp. Bu size vereceğimiz föylerde de mevcut. G dediğimizde yer çekimi ilmesi, o da 9.81 metre bölü saniye kare. Şimdi ilk deneyimize başlayabiliriz. Cihazımızı şuradan açıyoruz. İlk olarak herhangi bir ekstra yükleme yapmayacağız dedik yatağa. Ve dönüş hızımızı 500 devir bölü dakika olacak şekilde ayarlıyorum şuradan. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir nokta da şu. Alperen hocam bahsetti ama ben de kısaca söyleyeyim. Şu anda sistem çalışmadığı için bu sistemin gereği, hidrodinamik yağlamanın gereği, sistem çalışmıyor haldeyken kuru sürtünme durumu mevcut. Çalışmaya başladığında çok kısa bir süre içerisinde sınır sürtünmesi ya da yarı sıvı sürtünme olarak geçiyor. Öyle bir konu yağlama pozisyonu oluşuyor. Akabinde yağ milin her tarafını sardığı için kuru sürtünmeden sıvı sürtünme durumuna geçiyor ve yağlama işlemi gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu görüntüden onları da gözlemleyebileceğiz. 500 devir bölü dakikaya getiriyorum. Milim dönmeye başlayacak saat yönünde. Evet arkadaşlar, yaklaşık 500 devir bölü dakikadayız. Yağ seviyelerine bakacak olursak eğer seviyelerimiz değişmeye başladı. Artmaya başlayanlar var, düşmeye başlayanlar var. Bir müddet böyle bekleyeceğiz. Okan hocam, 2 ve 3. deneyleri 1000 devir bölü dakikada yapalım. Tamam. Çünkü 500'de en ağırda çıkarsa bir daha indiremeyebiliriz. Çok zamanımız alır. İşte o yüzden en minimum koşullarda başladık. Yük diyorum. Tamam. Ama en hafif, en ağırda bu sefer en yüksek çıkacak ya. Onda o zaman bir daha indiremeyiz oradan aşağıya. Doğruyuz. İkinciye yük takacaktım işte şimdi. 500'e takma onu. Hızı direkt bunda 1000'e çık. O zaman kalan üçünü 1000'le yapacağız. Hayır. Nasıl, anlamadım. İkinci ve üçüncü deneyi 1000'le yapacağız. Tamam. Sonra... 500'le yapıp büyük varken yapacağız. Evet, aynen. Tamam. Tamam. Okey. İlk ikisi büyüksüz, son ikisi büyük olur. Evet, aynen öyle. Tamam. Evet arkadaşlar, bakın yağ seviyelerimizde düşüş var. Şöyle deneyi devam ederken bakacak olursak minimum nokta şu anda 10 numaralı nokta gözüküyor. 10 numaralı noktaya şöyle kabaca bakacak olursak şurası sağ alt taraftaki nokta, maksimum noktaya bakacak olursak eğer 6 numaralı nokta. Maksimum olması bize yatağın çevresinde oradaki basınç değişiminin en fazla artışın orada olduğunu gösteriyor. 6 numaralı da şurası sağ üst taraf. Bu nokta nereye tekabül ediyor arkadaşlar? Bu yağlama sisteminin gereği mil yatak içerisinde sağ üst tarafa doğru bir konumda bulundu. Dolayısıyla 6 numaralı nokta daralan yağ tabakasının oluştuğu ya da yağ kıması olarak adlandırılan bölgenin oluştuğu nokta şeklinde adlandırılabilir. Ya da bir diğer ifadeyle yatak ile mil arasındaki mesafenin minimum olduğu nokta H0 olarak geçer. Bu makine elemanları kitabında da bulabilirsiniz. Aynı şekilde füyünüzde de var. Yeter herhalde bu kadar bekliyoruz. İstersen bir dakika daha bekleyelim arkadaşım. Şeyi ben gerçi göremiyorum. Şu düşmeye devam ediyor. Şu düşüyorsa aynen yükselen vardır bir yerde. Durdurup mu okuyacaktık peki?
Öyle ama. Aynen. Gerçi durdurup okursak da yerini bulur. Bence durdurmadan oku. Sürekli gelişiyor. Aynen. Okuyorum ya. Oku oku. Evet arkadaşlar, şimdi bu kadar süre beklememiz yeterli. 16 farklı noktadaki basınç. Borulardaki yağ seviyelerini söyleyeceğim size. 1 numara için 1010 mm, 2 numara 950 mm, 3 numara 960 mm, 4 numara 950 mm, 5 numara 1010 mm, 6 numara 1100 mm, 7 numara 1050 mm, 8 numara 700 mm, 9 numara 470 mm, 10 numara 450 mm, 11 numara 540 mm, 12 numara 620 mm, 13 numara 690 mm, 14 numara 740 mm, 15 numara 820 mm ve 16 numara 890 mm olarak not edebiliriz. Şimdi Okan hocam, 6 numarayı 1050 olarak değiştirsinler ya. 1100 dedin onu da. Evet arkadaşlar, 6 numarayı 1050 olarak güncelleyelim. Şimdi durduruyoruz test düzeneğimizi. Diğer deneye geçeceğiz. Yine bir miktar beklememiz gerekiyor yağ seviyelerinin düşmesi için. Arkadaşlar ikinci deneyimizde de bu sefer yine bir ekstra yük olmadan milin dönüş hızını değiştireceğiz. Dönüş hızımız ilk deneyde 500 devir bölü dakikaydı. Bu deneyde 1000 devir bölü dakikaya çıkartacağız. Yani iki katına çıkartacağız. Dolayısıyla buradaki yağ seviyelerinin değişimini gözlemleyeceğiz. Cebren hile uyudu hocam. Alttan bastı. Şey yap bence, alttan biraz bas. Bundan sonrakileri sadece sonuç okuma bile yapabilirdik ama başlamış olduk artık. Ya da şey yapabiliriz ya, vurdurup durdurup yaparız. Ha, aynen. Durdur hocam. Tamam. Evet arkadaşlar, ikinci deneyimiz için devir sayısı mesela iki katına çıkarttık. Dolayısıyla devirimizin dönüşü 1000 devir bölü dakika oldu. Şu an yağ seviyelerimiz sabitlenmiş gibi. Dolayısıyla ben size 16 farklı noktadaki yağ seviyelerini okuyup sizler not edin. 1 numara 960 mm, 2 numara 1000 mm, 3 numara 1010 mm, 4 numara 1000 mm, 5 numara 960 mm, 6 numara 1020 mm, 7 numara 930 mm, 8 numara 705 mm, 9 numara 500 mm, 10 numara 430 mm, 11 numara 490 mm, 12 numara 560 mm, 13 numara 650 mm, 14 numara 700 mm, 15 numara 815 mm ve 16 numara 900 mm olarak not edebiliriz. Daha önceki deneyde bahsettiğim gibi bu yağ seviyelerini 800 mm referans noktasına göre alıyoruz. İkinci deneyimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki deneyde yine devir sayımız 1000 olacak ve yatağa ekstra yükler bağlayacağız. Durdurduk. Ben de oraya döndüreyim. Buralar değil lan, benim alım seviyeleri 46. Evet arkadaşlar. Borsa çok şişiyor. Üçüncü deneyimizde yatağımızda ekstra yükler bağladık. 400 gram olacak bir şekilde. Yatağın kendi ağırlığı da 650 gram. Dolayısıyla total ağırlığımız 1050 gram oldu. Yine milimizin dönüş hızı 1060, yaklaşık 1000 devir bölü dakika. Yağ seviyelerimiz yaklaşık sabit oldu. Dolayısıyla ben size yine değerleri okuyacağım. Sizler not edeceksiniz. 1 numara 1010 mm,
2 numara 1080 mm, 3 numara 1090 mm, 4 numara 1080 mm, 5 numara 1010 mm, 6 numara 1160 mm, 7 numara 1010 mm, 8 numara 520 mm, 9 numara 250 mm, 10 numara 320 mm, 11 numara 450 mm, 12 numara 510 mm, 13 numara 560 mm, 14 numara 660 mm, 15 numara 820 mm ve son olarak 16 numaraya da 940 mm olarak not edebiliriz. Şimdi test cihazımızı yine durduruyoruz. Bundan sonraki testimize başlayacağız. Evet arkadaşlar, dördüncü deneyimizde yine yatağımıza ekstra yükler kattık. Her biri 400 gram olacak şekilde. Totalde 1050 gramlık bir yükümüz var. Milimizin dönüş hızını bu sefer 500'de bir dakikaya düşürmüş olduk. Yine arkada yağ seviyelerini görüyoruz. Bir önceki deneyde olduğu gibi 16 farklı noktadaki yağ seviyelerini sizlere okuyacağım ve not edeceksiniz. 1 numara için 990 mm yazıyoruz. 2 numara 1070 mm, 3 numara 1090 mm, 4 numara 1070 mm, 5 numara 990 mm, 6 numara 1380 mm, 7 numara 1330 mm, 8 numara 50 mm, 9 numara 100 mm, 10 numara 390 mm, 11 numara 540 mm, 12 numara 610 mm, 13 numara 670 mm, 14 numara 680 mm, 15 numara 780 mm ve son olarak 16 numaralı sütunumuzda 880 mm olarak not edebiliriz. Şimdi arkadaşlar, deneylerimiz burada bitti. Peki sizlerden raporlarınızda ne istiyoruz? Raporlarımızda şöyle, 16 farklı noktadan basınç değişimi ölçümü yaptık demiştik. Şeyi gösterelim mi olmadı? Önce tabloyu gösterelim olmadı. Ki o tabloyu tutsunlar. Şimdi arkadaşlar, 4 deney yapmıştık dedik. Burada doldurmamız gereken sütunlar var. Hız, yük ve 16 farklı noktadaki basınç yüksekliği. Hızlarımız, 2 farklı hızımız vardı. Her bir kayıt videosunda bahsettik. 500 devir bölü dakika ve 1000 devir bölü dakika olacak şekilde. Yükümüz sadece yatağın ağırlığı olan bir testimiz vardı. 650 gram. Bir de ekstra 400 gramlık yük taktığımız, totalde 1050 gram olan bir testimiz vardı. 16 farklı noktadaki yükseklikleri de her testin sonunda söylemiştik. Bu tabloyu doldurduktan sonra hepimizin bildiği basınç formülümüz var. Bunun ama delta aşını yapacak bir de. Tabii. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle önemli bir nokta var. P eşittir rho gh formülümüz var. Oradaki h dediğimiz yükseklik değişimi. Bizim h sıfırımız. Yani sistemin çalışmıyor haldeki yüksekliğimiz 800 mm. Bu okuduğumuz her bir değeri 800 mm'den çıkartıyoruz. Dolayısıyla delta eşi hesaplıyoruz, yani yükseklik değişimini. O bulduğumuz delta eşi metreye çeviriyoruz. O da önemli. Yağımızın yoğunluğu 785 kilogram bölü metreküp. Yerçekimi ivmemiz 9.81 metre bölü saniye kare. Bunları kullanarak Pascal cinsinden bir basınç değişimi hesaplıyoruz. 4 deney için 16 farklı noktada bulduğumuz basınç değişimlerini şurada bir şeması verilen grafiğe aktarıyoruz. 2 tane grafik çizeceğiz arkadaşlar. İlk 5 noktaya ayrı bir grafikte, 6'dan 16'ya kadar olan noktaları da ayrı bir grafikte çiziyoruz. X eksenimiz yatak üzerindeki noktaları ifade ediyor. Y eksenimiz ise Pascal cinsinden basınç farkı, basınç değişimi. Bu iki grafiği çiziyoruz. Burada bir de şöyle bir husus var, sizi yanıltmasın. Eksi çıkan basınç değişim değerleri var. Bunun manası şu: referans yüksekliğimiz 800 mm demiştik. Eksi değer demek, sistem çalışmaya başladıktan sonra yağ yüksekliğimiz 800 mm'nin altına düştüğünü ifade ediyor. Yani eksi değerlerde bulabileceksiniz. Oradaki basınç değerimiz eksi demesi, basıncın eksi olduğunu ifade etmiyor, basıncın azaldığını ifade ediyor. Duran hale göre. Bu iki grafiği çiziyorsunuz. Ardından bunların yorumları var. İlk duruma göre niye arttı, niye azaldı, bunları yorumluyorsunuz. Güzel bir şekilde raporunuzun İngilizce olarak hazırlanması gerekiyor. Yine deney föyünü sizlerle paylaşacağız zaten. Evet, bu kadar benim aklıma gelenler. Bir de hocam,
şey açıklasınlar. Raporla ilgili. Evet, raporda. Birinci grafikle ilgili mesela şeyi görürler. En yüksek basınç deneyinin değerinin 3 noktasında evet. olduğunu ve 3'ün sağı ve solu arasında bir simetri durumu olduğunu. Yani 3 noktasının simetri ekseni gibi davrandığını görürler. Mil ekseni boyuncaki bu basınç dağılımının bu şekilde olmasının sebebini açıklasınlar. Birinci grafikle ilgili yani yük ve hızın etkisi haricinde bir bunu açıklasınlar. Bu ikinci grafikle ilgili de yük ve hızın etkisini irdelerken özellikle altı noktasını kendilerine referans alsınlar. Yani altı noktasında yük ve hız değişimiyle beraber basınç ne şekilde değişiyor onu şey yapsınlar. Çünkü zaten en yüksek basıncı 6'da gördüğümüz için eğer bizim seçeceğimiz yatak malzemesi 6'daki basıncı kaldırabiliyorsa diğer bölgelerdeki basınçları kaldırabilecektir. İkincisi de en yüksek basınç değeri neden 6 noktasında gerçekleşiyor? Bunu sen zaten deney sırasında bahsetmiştin. En yüksek basınç değerini neden 6 noktasında okuduklarını da yine grafiği açıklarken altında açıklasınlar. Evet arkadaşlar, bu deneyimizle ilgili videomuz bu kadar. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Okan hocamın da ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Evet.